Sayınlar arkadaşlarım, ne dedi Tayyip 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünde? Bu bir tiyatrodur diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz dedi, değil mi? Tayyip'e kalsanız yeni faşist din devletinin kuruluş tarihini 15 Temmuz 2016 diye ilan edecek. Ondan öncesini de hepsinin söylediği gibi ne diyorlardı? Reklam arası mı diyorlardı arkadaşlar? Öyle ilan edecekler. Yani Kuvay Milliye'yi, Kurtuluş Savaşı'mızı, Dürrüzade Abdullah gibi, Mustafa Sabri gibi, İskilipli Atıf gibi, Fesledeli Kadir gibi inkar ve reddedecekler. Ali Erbaş gibi ve bizzat Tayyip'in kendisi gibi. Biz de diyoruz ki Tayyip'e, bu millet, bu halk da seni, ben bu darbeyi gece Van'da eniştem Ziya'dan duydum dediğin için kıyamete kadar affetmeyecek. Ama kıyameti beklemeyecek. Bunun hesabını burada, bu dünyada soracak sizden. Peki varsayalım ki enişte Ziya'dan duydun. O MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ne iş yapıyor? O zamanki Genelkurmay Başkanı'nın Hulusi'nin ne iş yapıyor? Emniyet istihbaratın, jandarma istihbaratın ne iş yapıyor? Bunları niye çayıra salmadın? Tam tersine terfi ettirdin, değil mi? Hulusi'yi Milli Savunma Bakanı yaptın, Hakan Fidan'ı şimdi Dışişleri Bakanı yaptın. Ya bu işin hile, dümen, ihanet olduğunu senin o zamanki başbakanın Milyar Ali Yıldırım bile açıkça söyledi ya. Ne diyor? Orada başka bir iş var diyor. Yani bu iş anlatıldığı gibi değil diyor. Evet, 15 Temmuz'a SİHA'nın ihtiyacı vardı. FETÖ seninle ganimet paylaşım savaşına girmek istiyordu. Ve senin de ihtiyacın vardı. Üçünüzün de ihtiyacı vardı. Bu ihanet hareketini tertiplemede ve hareketi baştan sona SİHA yönetti. FETÖ'nün askerlerini oyuna getirdi. Yenilgiye kurguladı hareketi. O da o güne kadar SİHA hep önünü açtığı için 12 Eylül'den itibaren önünü açtı FETÖ'nün. 12 Eylül'ün faşist generalleri de bir şey yapmadılar. Faşist mahkemeleri de bir şey yapmadılar Junta'nın. O da SİHA'ya ondan güvendi. Ama SİHA burada başka bir plan içindeydi. FETÖ'yü yenilgiye kurguladı ve sana kazandırdı. Sen de bunu yıllar öncesinden biliyordun. Hatta aylar öncesinden net, açık, kesin bir şekilde biliyordun. Ya bu 28 Şubat 97'de Milli Güvenlik Kurulu toplantısında açıkça konuşuldu ya. FETÖ'nün ve benzer menzilin bilmem nenin devlet içinde gittikçe yol aldığı, devleti ele geçirmeye çalıştığı, bunun engellenmesi gerektiği tavsiye kararı olarak ortaya kondu, alındı o karar. Ama sen onu dinlemediğin gibi FETÖ ile birlikte o kararı alan Mustafa Kemalci, layık cumhuriyetçi, namuslu generalleri kriminalize ettin. Yıllarca zindanda yatırdınız onları. İşte daha birkaç ay önce çıkarıldılar. Bural Avar Paşa da içeride hayatını kaybetti. Öldürdünüz bu paşamızı da içeride. FETÖ, sen ve emrin altına aldığın Hacettepe Üniversitesi'nin sözde hekimleri. Evet. Ondan sonra 2004 yılında alınan Milli Güvenlik Kararı var. Kurulu kararı. FETÖ'nün adım adım devleti ele geçirmekte olduğu, buna karşı önlem alınması gerektiği. Sen ne dedin ondan sonra? Ya zaten kağıt üstünde kaldı. Hiçbirini uygulamadık dedin. Ya sonrasında bütün namuslu paşalar seni uyardı ya. Siyasiler uyardı. İşte Türker Ertürk bugün bile anlatıyor ya. Televizyonlarda defalarca uyardık diyor. Ya Molla Necmettin'in çömezi Karamolla bile 3 ay önceden FETÖ'nün 15 Temmuz'da hareket koyacağını ve hareket koyacak 30 tane generalin adını verdik diyor. Bunun 28 tanesi o gece harekata katıldılar diyor. Yine Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporlarında ya. Bir gün önceden kesin kes haberi vardı diyor. Devletin bütün istihbarat kurumlarının, siyasi iktidarın. O araştırma raporunu da yok ettiniz ya. Baktınız ki böyle şeyler var içinde. Yok oldu ya. Nereye gitti o rapor? Yok, onu bile yok ettiniz. 15 Temmuz günü saat 2 gibi bir binbaşı geliyor MİT'e. Bu akşam
FETÖ harekat koyuyor diyor. Yine orada değilsiniz ama aslında oradasınız. Hepiniz oradasınız. CIA ile beraber FETÖ'nün, ordusunun, askerinin yenilgiye kurgulandığını ve onların tuzağa çekilmek üzere olduğunu, tuzağa düşmek üzere olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ona göre hazırlıklarınızı yaptınız. Ta IŞİD'den bile Suriye'den mezzup cellatlar getirdiniz ya. Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde gencecik 20 yaşında hava harp okulu öğrencilerin boynunu keserek katleden, diğer vatan evlatlarının boynunu keserek katleden IŞİD'çiler getirdiniz ya. Bütün imamları hazırladınız. Selah vereceksiniz gece diye. Ordunun kışlalarının önüne çekeceksiniz. Çöp kamyonlarını, iş makinelerini hazırladınız. Bunu senin askeri danışman yaptığın Sadat Başkanı Adnan Tanrıverdi anlattı ya. Yine senin kankin Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan anlattı ya. Açık net her türlü hazırlığı yaptınız. FETÖ'nün askerlerinin tuzağa düşmesini beklediniz ya. Ordunun bütün etkinliğini, saygınlığını yok etmek için böyle bir harekete SİHA'nın da senin de ihtiyacın vardı. 20 Temmuz'da sen bir karşı saldırıyla tüm bunları gerçekleştirdin ya. Tek diktatör oldun Türkiye'de. Bunu amaçlıyordun. Ne dedin? 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda bize Allah'ın bir lütfu dedin ya. Ya iki taraftan 400 insan ölüyor. Sen seviniyorsun ya. Damat Berat'la beraber yan yana. Allah'ın bir lütfu diyorsun. Ertesi gün bütün sokaklara astıracağın afişleri hazırlamışsın. Ne diyor orada? Göklerden gelen bir emir var diyor. Senin resminin üstünde değil mi? Yani dini bir kutsallık geçiriyorsun üstüne. Yahu her türlü hırsızlığa, yolsuzluğa, yalana, dümene, hileye batmış bir adama ne kutsal emir gelecek ya? Sizin yaptığınıza ancak iblis teşebbüs edebilir ya. 15 Temmuz gecesi Boğaz Köprüsü üzerinde katlettirdiğin Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok ne diyor? Benim eşimi FETÖ'nün askerleri vurmadı diyor. Sniper tüfeği kullanan bir keskin nişancı vurdu diyor. Sniper kurşunuyla benim eşim öldürüldü. Oğlum da aynı şekilde öldürüldü diyor. Babasını kimin vurduğunu gördüğü için 15 yaşındaki oğlum öldürüldü diyor. Ve Nihal Olçok bu darbe girişimi falan değil, başarıya ulaşmış bir darbedir diyor. Kim yaptı peki darbeyi deyince ne cevap veriyor? O gece o darbeden kim kazançlı çıktıysa o yaptı diyor. Bunun üzerine küfür ve hakaret yağmuruna tuttunuz ya kadıncağızı. Türkiye'de barınamaz oldu kadıncağız ya. Herkesi kandırabileceğinizi sanıyorsunuz değil mi? Eşek ya bu millet. Sizin gözünüzde sürgüt kanacak böyle. Aldanıyorsunuz. 15 Temmuz ihanetinin hesabını da vereceksiniz. FETÖ ne kadar suçluysa siz de o kadar suçlusunuz. 15 Temmuz Amerikan yapımı, iki kanunsuz, vatan, millet, halk düşmanı, hain gücün ganimet paylaşım savaşıdır. Bu savaşta SİHA FETÖ'yü yenilgiye, sizi galibiyete kurguladı. Olay bundan ibarettir hafız. Bunun ortaya çıkmayacağını sanma. Çıkacak, işlediğin diğer bin bir suçun yanında bunun da hesabını vereceksiniz. Bağımsız, tarafsız yargı önü. Bunlar senin tarafından da netçe kavranacak bir gün. Sen de bunların ne kadar kötülük dolu, ihanet dolu olduklarını göreceksin. İşte o zaman bunlar bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesaba çekilecek. İşledikleri diğer bin bir suçun yanında 15 Temmuz ihanetinin de hesabını verecekler. Bundan hiç kaçışları, kurtuluşları olmayacak. Kalın sağlıcakla.